Evet, haber odası devam ediyor. Konuğumuz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç. Hemen başkanım hoş geldiniz. Kına kınaya karşı gelirmiş, benim habere karşı geldim. Evet. Ayarlasam böyle olmazdı herhalde yani. Bayağı yoğunsuz maşallah. Koramaz Vadisi, işte Eczacılar Günü vardı oradaydınız, Ebe Hemşehriler Günü vardı oradaydınız. Var efendim, var. Neler var? Kayseri Spor'la ilgili çalışmalar var. Maçımız var. Efendim nikahlar var. Nişanlar var. 1000 tane genç ile yürüyüş var. Gençlik yürüyüşü oraya. Gençlik yürüyüşü. Engellilerle beraber. Engelli dostlarımız, yavrularımızla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde birlikte olmak var. Biz bu insanların hizmetkarı olmayı keyif alıyor, ibadet sayıyoruz. İbrahim bir şey diyor oradan. Nedir? Kızık'ta şükür duası. Şükür duası. Çolak Bayrakları Başkanı da beraber. Özçelik İş Sendikası'nın efendim genel kurulu. Konfetiler falan vardı başkanım böyle. Ben dedim ki o konfetiler atmayalım. Olmaz başkanım dedi. Ya dedim çevreyi temizleriz efendim dedi. Ne diyelim yani şimdi engel olamıyorsunuz bazı şeylere. Ben onu da uyardım ama sevdiklerini ifade ettiler. Biz bunu sizin için aldık, bunu patlatmazsak olmaz dediler. Ama ben onun adamı değilim ya. Evet, bana size öyle işlerinden gelmiş efendim. Hem öyle hem de çevre kirliliği oluşturuyor. Gereği var mı bilmiyorum. Bunların hep gözden geçirmesi lazım. Lazım diyorsunuz. Gerek havai fişek konusunda, gerek evet. Kompeti konusunda. Bunları bilmiyorum. Bir daha değerlendirsek olur toplum olarak yani. Evet. Havai fişek yasak ama şey diyor, ben parasını veririm patlatırım diyor. Geçen giden valimiz de bunu eleştiriyordu. Evet, eleştiriyoruz ama önlemler konusunda yeterli herhalde davranmıyoruz. İşi orijininden, menşeinden çözmek lazım. Satışını bence yasaklamak lazım havai fişeklerin. Fişeklerin. Yani gereği yok ya bunları bilmiyorum. Kayseri Spor kupayı alırsa havai fişek olmasın diyorsunuz. Ya ona ben bir şey demeyeyim gene. Beni zor sınava tabi tuttum. Peki hemen oradan şey geçelim. Sayın Başkanım son dönemler önemli toplantılar yapıyorsunuz. İşte Kayseri Kulüp Başkanı Berna Hanım'la beraber rektörler, belediye başkanları, STK temsilcileri bir toplantı yaptınız. Ardından İstanbul'daki derneklerle bir telekonferans yaptınız. Bugün gene bir açıklama yaptınız. Bir kampanya var. Otobüs kaldırma, orada olma, işte destek. Genel olarak toparlarsak sizden dinleyelim. Efendim öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tabii haber akışı içerisinde kendimizi bulduk. Sonrasında da muhabbete daldık. Ama şu renklerin güzelliğine bak. Aynen. Yani. Kayseri Bakın. Sporumuz Erciyes'imizin adeta eteğinde. Erciyes zirve. Kayseri'ye de inşallah bundan sonraki süreçte zirve yakışır. Şimdi Murat Bey, tabii şehirler takımları vardır. Onlar için önemlidir. Bir markadır. Şimdi tabii çok masraflı bir alan. Futbol konusu. Özellikle Süper Lig'de profesyonel futbol anlayışında ama şehrin tanıtımı bağlamında da çok önem arz ediyor. Kendinizden eğer olumlu yönüyle kullanabilirseniz, söz ettirebilirseniz dünyada söz ettiriyorsunuz. Bakın Trabzon sporu şampiyonluğundan dolayı ben kutluyorum. Evet. Bizim dost takım, kardeş takım öyle yaklaşıyoruz. 38'de onlar ışıkları yakıyor, 61'de biz ışıkları yakıyoruz derken bir muhabbete vesile oluyor. Spor budur, centilmenliktir. Kardeşlerin, o şehirlerin insanların birbiriyle muhabbet oluşturmasıdır. Şimdi dünyada bu tanıtım anlamında herhalde şu anda Trabzonspor'un şampiyonunun kutlamaları dolayısıyla Trabzon şehrinden kendisinden dünyada söz ettirdi. Evet. Ben bunu çok anlamlı ve önemli buluyorum, kutluyorum. Emeğe geçenleri tebrik ediyorum. Biz neden olmasın diye de buradan birazcık da hayıflanırcasına bu konuda hepimizin gayret içerisinde olması gerektiğini ifade ediyorum. Fakat Kayseri kamuoyunda arzu ettiğimiz desteği göremiyoruz. Baba itçe konuşmak lazım. Örneğin 26'sında malumunuz bir kupa maçı var. Öyle ya da böyle. Evet, İstanbul'a gideceğiz. Bir emek var. 3 tane büyük takımı eledi. Bu noktaya geldi. İstanbul'a gideceğiz. Sonuçta centilmenlik asıl olandır. Dostluk asıl olandır. Sivas bizim canımız, ciğerimiz, hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, şehrimizin hemen yanı başında komşumuz. Kayserimizde herhalde epeyce Sivaslı canımız var, dostumuz var. Et tırnağız. Bu mantık içerisinde ama bu sporun da doğasında var. Cilve-i Rabbani. Onlar
oradan geldi, biz buradan geldik derken sonuçta finali oynayacak iki takım olarak Kayserispor ve tabii Sivasspor bir araya gelmiş oldu. Şimdi maskeli günlerden maskesiz günlere doğru yavaş yavaş çok şükür geldik. Evet. Bugün de 4-5 tane yine vaka vardı. Öyle mi efendim? Evet. Yani yapılan testlerin vesilesiyle söylüyorum. Maskeyi de görünce gereksiz yere kalabalık ortamlarda bulunmamak, gereksiz yere. Mümkün ise işiniz biter bitmez oradan uzaklaşmak. Eğer becerebiliyorsanız maskeyi sadece COVID-19'la ilgili değil, solunum yoluyla ilgili tüm rahatsızlıklara karşı bir önlem olarak rahatlıkla kullanabilmeliyiz. Belki de bir kültür oluşturmalıyız diyeceğim ama Allah daha lazım etmesin. Yani hakikaten şu anda iyi bir noktaya geldik. Toplumda maskesiz yaşama kültürü oluşmaya başladı yeniden. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Kimseye de maskeyi taktırma durumunda kalmayalım. Kalmayız diye umuyorum. Aşılarımızı da ihmal etmeyelim. Bu da önemli. Çünkü eğer bu noktaya geldiysek aşı sayesinde geldik. Şimdi amacımız Kayserimize sahip çıkmak. Kayserimizin değerlerine sahip çıkmak. Bu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ürettiği aşı da olur. Türkovak aşısı. Bu Kayserimizin bir markası olan Erciyes Kayak Merkezi de olur. Bu diyelim ki şehrimizdeki değişik fabrikalarımızın ürettiği ürünlerden kaynaklı markalar olur. Markalar şehri Kayseri. Doğru. Bu açıdan her yönüyle şehrimize sahip çıkmalıyız. 5 tane üniversitesi var diyoruz. 80 bin civarında öğrencisi var diyoruz. Bunları keyifle söylüyoruz. Dün malumunuz Koramaz Vadisi'nde doktorlarla muhatap olurken 5. üniversitemiz diyerek Kayseri Tıp Fakültesi'nden söz ederken keyifle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten şehir hastanesini adeta taşlandırdı. Bu tıp fakültesini, 2. tıp fakültesini şehrimize armağan etti. Burada ne var? Tersine bir beyin göçü var Kayseri bağlamında. Niye? Malum şu an için arz talep konusu. Tıp fakültelerine gelen öğrencilerimizin ilk 5.000'lerde, 10.000'lerde devlet üniversiteleri bağlamında söylüyorum. Yer aldığını göz ardı etmemeliyiz. O açıdan da şehrimizi önemsiyoruz. Tersine bir beyin göçüne vesile olacak her adımı atmalıyız diyorum. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmalıyız. Şehrimizi örselememeliyiz. Şehrimizi hep pozitif olarak tanıtma ve paylaşma yönünde gayret göstermeliyiz diye de buradan ifade etmek istiyorum. Kayserispor da bizim yine olmazsa olmazımız bir takımımız. Şehrimizin markası. Bakın bu kupa vesilesiyle sizleri, bizleri, hepimizi arayan binlerce dışarıdan dostlar oldu. Evet. Yurt içinden, yurt dışından. Bu nedir? Bir kazanımdır. Bu hepimizin onuru, gururudur. Yani ayaklar altına alınmak mı, yukarılarda yer almak mı? Ben orayı böyle gözlemliyorum. Doyduğumuz, doğduğumuz, yaşadığımız bu güzel şehrimizi, makarru ulema, makarru evliya diye bilinen alimler veliler şehrini, sporda da, kültürel alanda da, gastronomide de, turizm alanında çeşitlendirerek her alanda biz de varız demeliyiz. Elbette bir endüstri ve ticaret merkezi. Bunu keyifle söylüyoruz. 180 civarında ülkeye ihracat yapılıyor. Bunu yine onurla söylüyoruz. 4 milyara dolara doğru varan 3 milyar 609 milyon 2021'de inşallah 2022'de 4 milyarları geçecek bir ihracat potansiyelini buradan paylaşmak istiyoruz. 4. organize sanayi amaçlıyoruz. İnşallah onu hayata geçiririz. Seracılıkla ilgili bir organizeyi yine önemsiyoruz. Şimdi 1800 civarında endüstri fabrikası, merkezi var. Bunu önemsiyoruz. Turizm potansiyeli desen Kayseri bir açık hava müzesi. Şöyle Cumhuriyet Meydanı'na geliyorsunuz. Kale diyorsunuz Bizans Roma dönemi neyse. Efendim ardından hemen çıkıyorsunuz kapalı çarşısı. O bizim için önem arz ediyor. Türkiye'deki 3 tane kapalı çarşıdan ikinci büyüklükte Kayseri olanı. Ha eksikler olabilir. Efendim restorasyonla ilgili problemler olabilir vesaire. Onlar aşılır. Aşılmayacak konular değil. Hanlar var, hamamlar var, etrafında camiler var, yeme içme mekanlar var. Cumhuriyet dönemi var, Mimar Sinan'ımız var, Koca Sinan'ımız, Ağrınası'mızda Koramaz Vadimizin gururu. Yani bir ömre, 100 yıllık ömrüne, asra 375 civarında eser sığdırmış. Her bir eser de
kendi içerisinde külliye mantığında. Şimdi yurt içinde, yurt dışında, onlarca ülkede böyle bir değerlerin sahibi olan Kayseri'den söz ediyoruz. En önemlisi manevi mimarımız Seyyid Burhanettin Hazretleri. Bir Gevher Nesibe Sultan, bir Hunat Hatun, yani bir Ahi Evran, Fatma Bacıyan kıymetli eşleri. Hanımlar tarafına baksan hakeza, büyükler tarafına baksan hakeza. Bir Davud el Kayseri, yani Osmanlı'nın eğitim politikasını belirlemiş olan bir alim, Kayserili. Şimdi nereden baksanız, biz bu değerlerimize sahip çıkarak bunları gerek doğal güzelliklerimizi, gerek fiziki ortamımızı, gerekse insan gücü olarak gerçekten zeki olan insanların potansiyelini. En önemlisi hayırseverler şehri Kayseri. Bugün ben sayısını unuttum. Bizim meclise giren 5 tane mi 4 tane mi hayırseverlerle ilgili gündem maddesi var idi. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Allah helalinden onlara da çok daha fazlasını versin. Ne kadar güzel bir duygu ya Rabbi. Yeri gelir 1 liranın pazarlığını yapar. Ticaret erbabıdır. İsrafa hiçbir zaman fırsat vermez. Onu diyelim ki 1 lira daha aşaracaksa fazla aldığında aldanmış gibi kendini hisseder. Ama milyonlarca lirasını yatırır, insanlığın hizmetine sunar. İşte Kayseri farkı bu. O açıdan Kayseri işini bilir diyorlar. Biraz o bizim aleyhimize zaman zaman deniyor. Onu da söylüyoruz. İşimizi de bileceğiz. Vatanımıza da, devletimize de, milletimize sahip çıkacağız. İnsanımıza da sahip çıkacağız. Bağrımıza basacağız. Yani değişik şekillerde hep böyle olaylara pozitif yönüyle bakarak yol alacağız. Kayseri Spor bizim olmazsa olmazımız. Böyle özetlediniz ama babayetçe konuşmak gerek dediniz. Kamuoyunda yeterli desteği alamıyoruz. Böyle bir Kayseri özeti ama maalesef. Niye futbolda destek gelmiyor? Şimdi bir hani felsefe var ya, sana da belediye baksın felsefesi. Konu olduğunda böyle şakayla karşı söylüyorum. Ben Berna Başkanımızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Gerçekten bir hanım olarak baba yiğit ortaya çıktı. Adeta Kayseri Spor'u 3. senesinde sırtladı. Bu noktaya getirdi. Elbette daha fazlası olabilir, daha iyisi olabilir. Eleştiren varsa buyursun, gelsin, destek olsun, katkı sağlasın. Bunlar ayrı boyutlar. Ama herkes mangalda kül bırakmıyor. Desteğe gelince ortalıkta kayboluyor, gözükmüyor. Belediye mi baksın diyorlar? Yani belediye baksın derken tabii belediye de desteğini verir, esirgemez ama herkesin bir yasal sorumluluğu var, gücü tabii var, ki imkanı var. Biz ya bakmayalım demiyoruz, destek olmayalım demiyoruz. Örneğin şimdi 20 Mayıs'ta bir maç var. Buraya seyirci potansiyeli önemli bir faktör. Oyuncularımız önemli. Allah'a şükürler olsun her birisi uluslararası boyutta kendini kanıtlamış oyuncular. Hocamız adeta yani bu işin duayeni konumu. Evet. Yönetimimiz Berna Başkanımızın işbirliğinde bu işi çok şükür sırtladı götürüyor. Taraftarımız var. Şimdi İstanbul'da bu maçta bizim mutlaka statta yer alıp herhalde bu gücü daha ileriye taşıyacak bir moral motivasyonu sağlamamız lazım. Seyirci olmadan olmaz. Ben bir defasında Galatasaray Kayseri Spor maçındaydım. Yalnız değilsiniz diye güzel bir Kayserili hemşehrilerimiz bez pankart asmış. Tabii hoşumuza gitti ama altında baktığımızda sayı çok gerçekten azdı. Yeterli değil yani. Bir kişi bazen 1000 kişiye bedeldir, ayrı bir konu. Ama ya bunu sağlayalım ne olur, sevelim, sevdirelim. Bir Trabzonspor gibi belki olamayız. Trabzon kültür haline dönüştürmüş bu işi. Bebesinden babasına, dedesine, anasına herkes topla yatıyor, topla kalkıyor. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Bu bir kültür. Ama biz de hiç olmazsa en azından bir maça gideceksek böyle destek olunması lazım. Şimdi siz mesela buraya gelirken Sayın Başkan, TV Kayseri stüdyolarına gelirken bulunduğumuz bölgede küçük çocuklarımıza böyle aşılayacağız, başka yolu yok. Kaşkol verdi, Kayserispor kaşkol. Her gittiğiniz yer, hatta geçen çok hoşumuza gitti. Böyle gençler de olay çekiyordunuz. Bu tür şeyler aidiyet duygusu da artırıyor. Sayın Başkan bakın çocuklarla muhabbet ediyor. Siz de maşallah hemen haber yapmışsınız ya. Elinize sağlık. Böyle ses verebiliyoruz mu? Bir şöyle dinleyebiliyoruz mu arkadaşlar? Şimdi bu canlarımız farklı takımları zikrediyorlar. Biz de tabii ki o evin aynası aslında
evdeki büyükleri yansıtıyor. Aynen. Ben tabii sormadım. Ayıp olmasın, mahcup olmasınlar diye büyüklerimizi sormadım kimler diye. Onlara kaş kollarımızı vererek sahiplenme duygusunu oluşturmaya çalıştık. Evet, burada Sayın Başkan gençlerle bir arada, küçük çocuklarımızla onlara Kayseri Spor kaş kolu veriyorlar. Bu son derece önemli. Helal kız sana. Başkanım. Ben Kayseri Sporluyum dedi o. Ben de onu helal sana dedim. Bir tane çıktı aradan. Bir tane çıktı diyorsunuz. Bu aidiyet duygusunu yaratmak önemli. Ama Sayın Başkan, Berna Başkan geçen dedi ki ya bazı iş adamlarınız final maçı için otobüs pazarlığı yapıyor dedi. Siz de büyük gayret gösteriyorsunuz ama sanırım biraz daha destek mi olması lazım efendim? Şimdi en azından bir biletini alıp maça gitmeyi bile bazen başkasından bir destek bekleyerek beni de götürse mantığında hareket ediyor. Bunları ben şık bulmuyorum. Sahiplenmek lazım. Şehrinizi, takımınızı, kurum ve kuruluşlarınızı, değerlerinizi sahiplenmek, ailenizi, ülkenizi neyse. Ben bu açıdan Kayseri Spor bizim markamız. Kayseri Spor bizim değerimiz. Kayseri Spor bizim en büyük tanıtma aracımız, tanıtım aracımız. Öyle ya da böyle. Hiç tanımadığınız bir insanla rahatlıkla o havayla civa gibi gördüğümüz top üzerinden havalı konudan girişimde bulunmak suretiyle dostluklar oluşturabiliyorsunuz. En azından bir ortak nokta olarak değerlendirebiliyorsunuz. Öyleyse bunu sahiplenmek lazım, önemsemek lazım, destek olmak lazım. Mesela Kayseri'mizde elbette ticaret erbabı bundan kazanım elde ediyor. Öyle ya da böyle değişik sektörler. Biz bunları göz ardı etmemeliyiz. Bunu daha da fazla geliştirmeliyiz. Bunu bir kültürel yönüyle birlikte, zenginlikle birlikte getiri bağlamında daha ilerlere taşımalıyız. Profesyonelce bu işlerde yer alma yönünde irade göstermeliyiz. Sahiplenme duygusunu oluşturmalıyız. O zaman yol alırız. Şimdi otobüs konusunda ben taraftarlarımızı tabii taşımak, desteklemek, Paso Ligi olan hiçbir kardeşimizin bu sevinci paylaşmak istiyorsa, bu duyguyu yaşamak istiyorsa İstanbul'da ona imkanlar yeterli değilse destek olmak, bu öğrencidir, gençtir vesaire onları oraya iletmek, taşımak, en azından sahiplenme duygusunu sağlamak bizim görevimiz olmalı. Bunun için de iş adamlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın destek olması lazım. Biz bunu bekliyoruz. Yani inşallah ben daha zaman var bu konuda gerekli çalışmaların yeteriyle, fazlasıyla yapılacağı kanaatindeyim. Otobüs fiyatları da bayağı hatırı sayılı bir konuma gelmiş. Zaman daraldıkça uçak biletleri bulamıyorsunuz, otobüs bulamıyorsunuz, rakamlar biraz daha yukarıya doğru çekiliyor falan. Bazen de ufak tefek fırsatçılık da oluyor, olabiliyor yani. Oluyor demeyelim, inşallah olmaz ama olabiliyor. Hani bayramlarda bilet... Evet, evet. Ona döndü diyorsunuz. Ona dönüyor. Siz nazik bir şekilde anlatıyorsunuz ama mesajı herkes anladı. Alırlar ya. Ben insanların gözüne sokmaya da gerek yok yani. Ben burada bir realiteyi paylaşıyorum. Diyorum ki bu şehrin takımıdır. Buna sahip çıkalım, destek olalım. Kaybımız olmaz, bir şey olmaz. Aidiyet duygusu oluşuruz. Bu top üzerinden olur, bu maç üzerinden olur, bu efendim turizm üzerinden olur. Olur. Bir türlü olur. Bu şehir fazlasıyla anlatılmaya, tanıtılmaya değer. Tatlarıyla gelip burada tatmaya değer. Elin adamı bacası sanayi diye turizm alanında yaptığı çalışmalarla milyar dolarları adeta paylaşıyor. Bizim uluslararası standartta Haseki Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılmış olan bir kayak merkezimiz var. Şimdi gelen anlatıyor, dünkü doktorlar anlatıyor. Yani biz bunları niye göz ardı edelim? Biz de diyoruz ki her türlü potansiyelimizi en pozitif, en müsbet yönüyle paylaşalım. İnsanlığın hizmetine sunalım. Futbolumuza da desteğimizi verelim. Gurura, kibire kapılmadan, ne bileyim yani centilmenliği göz ardı etmeden adam gibi çıkıp bizim oyuncularımız oynarsa bu işin alınmaması için hiçbir sebep yok. Biz de taraftarımızı yine seviyeli bir şekilde, kesinlikle, hiçbir zaman yani bize yakışmayacak terimler, sözler ya da sloganlarla değil, tam tersi hem kendi takımımızı motive edecek, kendi şehrimizi anlatacak, kendimizi ifade edecek sloganlarla orada yer alalım, nezih bir şekilde sonrasında da gelelim. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza da inşallah kupamızı şöyle bir arz edelim yani, ne olur. Kazanalım.
Külliye'ye gidelim diyorsunuz. Bekliyorum dedi. Konuştunuz. Konuştuk. Oo. Şöyle oldu Murat. Çok önemli bu efendim. Şimdi malum il başkanları, belediye başkanı toplantı bittikten sonra Trabzonspor haklı olarak şampiyonluğunun gereği getirdi. Şeyini Sayın Cumhurbaşkanı ismini yazdığı olan 61 formayı getirdi, hediye etti. Orada da güzel görüntüler ortaya çıktı. Bu işte bir şehrin tanıtımıdır. Bu bir centilmenlik, bu bir dostluktur. Spora verilen bir değerdir. Sporcuya verilen değerdir. Biz de, bizim de akşam burada takım maçı aldı. Efendim kupada ben de varım dedi. Trabzon'umuzu yendi, evet, ya. Evet. Şimdi biz de orada duramadık. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım inşallah kupayı da biz getiririz dedim. Bekliyorum dedi. E ne yapalım yani şimdi? O zaman daha Sivas maçı olmamıştı o saatlerde. Saat 4 civarında. 4-4.30 akşam üzeri. Bekliyorum dedi yani. Ben öyle deyince o da öyle dedi. Kazanırsanız gelin dedi. Diyene de dedi tene bak. Ne diyelim yani. Kazanırsanız getirin dedi yani. Sizin, senin de ifade ettiğin gibi. Şimdi bu açıdan bu işin muhabbet tarafı. Biz inşallah şehrimize bu kupayı getireceğiz. Cumhuriyet Meydanımızda inşallah gümbür gümbür bu kupayı yine seviyeli bir şekilde inşallah paylaşacağız ve sevincimizi şehrimizi tanıtmaya vesile olacağına inanıyoruz. Ondan sonra Süper Kupayı nasip olursa inşallah kiminle oynayacağız? Yine Trabzon'la oynayacağız. Ondan sonra inşallah Avrupa'ya gitme. Zaten burada efendim kupayı kazanırsak direkt zaten biz Avrupa'ya da 8 maç oynamamız garanti eğer gidersek. Yalnız, çünkü öyle bir şeyimiz var. Yalnız Berna Hanım diyor ki Avrupa'ya gitmek için de diyor bazı diyor kriterler var diyor. Berna Hanım da o pencereden bakıyor. Biz de diyoruz ki hele bir inşallah kupayı alalım Allah kerim diyoruz ya. Yani. Siz diyorsunuz ki Fenerbahçe'ye gitmek isteyen hiçbir taraftar Kayseri'de kalmaz. Paso Ligi olacak. Paso Ligi olacak. Aa, o çok önemli. Yok Kayseri'de kalmaz. Kim varsa Kayseri'de kalan gelsin ben götüreceğim. Söz veriyorum. Önemli bir çağrı siz zaten. Bu arada az önce sizin o gösterdiğiniz toplantıdaki evet katılımcılara, oda başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza her birine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erciyes Anadolu Holding. İş adamı. Erciyes Anadolu Holding zaten isimsiz kahraman. Evet. Nerede başımız sıkışsa Alparslan Bey'e hemen ulaşıyoruz. Saffet Arslan Bey'e ulaşıyoruz. Yani şeker var galiba. Kayseri şekeri var. Hepsi birbirinden tatlı, hepsi birbirinden şeker. O açıdan burada tek tek saymıyoruz. Sonrasında teşekkür etmesini de biliriz, saymasını da biliriz. İnşallah şimdi bak rektörlerimiz var. Ha ben buradan bir paylaşımda bulunuyorum. Buyurun efendim. 26 Mayıs Perşembe günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kardeşlerimizden İstanbul'a maça gitmek isteyenlere idari izin. Şimdi herkes bunu da söylüyor. Ya kamuda ve özel sektörde izin alınabilir mi şeyi var? Ben siz veriyorsunuz. 7 tane şirketimizle belediye başkanı olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızda işlerini aksatmadan pasolikleri olmak şartıyla oradaki maça gitmek üzere gitmek isteyen dostlarımıza, mesai arkadaşlarıma diyorum ki benden size idari izin. Hepsi istese ne olacak? Temizlik işleri filan. İşlerini aksatmamak koşuluyor. Aksatmamak kaydıydı. Ya nöbetçi mutlaka ha, nöbetçi olacak. Nöbetçi var. Şimdi herkes ben gidiyorum. Bayramlarda diyelim ki idari izin veriyor. Bir gün, iki gün evet arada tatil. Ama onlar yapacak kişiler var. Tamam işte. Diyelim ki çarşamba akşamı binecek. Perşembe sabahı oraya varacak. İdari Perşembe günü idari izin. Cuma günü geri gelecek. Tamam. Yani gözümüze kar şey yağdırma yani Murat Bey. Şimdi efendim biliyorsunuz şimdi İstanbul'a geziyim maçına gideyim ama siz orada yağma var. Yağma yok diyorsunuz. Yağma yok. Yok bizim insanımız öyle ayak numaraları çekmez. Onlara ihtiyaç duymaz. Gidecekse kendi ayrıca gider. Burada tedbirimiz var diyorsunuz. Evet, biz önce beyan esastır. Önce güven esastır. Birbirimize güvenmezsek bu iş yürümez. Efendim başına kontrol ekibi mi koyacaksın? Yok. Vicdanı onun en büyük kontrol ekibi olmalıdır. Ben olayı böyle hep gözlemledim. Önemli bir açıklama yaptınız. Belediyede ve iştiraklarda gitmek isteyenler o gün idari izin sayılacak. İşlerini aksatmamak, kendi aralarında uyarlamak koşuluyla, pasolikleri de olmak koşuluyla o gün idari izinliler. İlk defa da sizin vasıtanıza buradan açıklıyorum. Çok önemli bir açıklama ki bu açıklama örnek teşkil edecek. Niye? Mesai saatinde olduğu için, yani Perşembe günü, hafta evet içinde olduğu için maç.
Arkadaşlar bu şehrin tanıtımı, bu da bir hizmet. Bu da bir bizim sosyal çalışmalarımızın, kültürel çalışmalarımızın, sportif çalışmalarımızın alanında yer alması gereken önemli bir konu şehrimiz adına. Biz bunu pozitif manada önemli sayıyoruz yani. Belki diyorlardır başkanın başka işi yok herhalde. Bu tanıtım faaliyetleri bağlamında en önemli işlerden birisi. Bizim işimiz de çok, bizim gayretimiz de çok. Ama mazeretimiz yok. Allah'ın izniyle şehrimize sahip çıkmak. Çok önemli üç açıklama yaptınız. Birincisi yeterince destek yok. Daha da artırmamız lazım. Lütfen Kayseri Spor'a destek olalım. Çok önemli. Yeterli destek yok demeyelim de desteği daha yeterli hale getirelim. Daha yeterli hale getirelim dedin. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir görüşme yapmışsınız. Kupayı kazanırsanız külleyi de bekliyorum demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ve en önemlisi o gün maç günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklığında çalışan personel İdari izin verdiniz. Umarım diğer kamu ya da özel sektörde bu idari izinleri verir gitmek isteyenlere. Çünkü o bir sorun çünkü perşembe olması. Bu şekilde 3 tane önemli açıklama yaptınız. Bu Kayseri Spor faslıydı, evet. Vali Bey'e gelelim. Bir atama meydana evet. geldi. Kayseri Spor'la başka eklemek istediğiniz var mı efendim? Yok, ben centilmence, dostça bir maç olsun inşallah. Hak eden kazansın. Ben burada tabii gönlüm şehrimden yana, gönlüm Kayseri Spor'umuzdan yana. Ama gayret bizden, sonuç Cenab-ı Allah'tan. Ben olayı böyle görüyorum. Bu gayreti de gerektiğinde hepimiz hep beraber gözlemledik. Büyük takım falan yok bu işte. Alın teriyle koşturmak ve sonuçta başarıya ulaşmak. Burada kazanan oyuncuların kendisi olacak. Sonuçta doğru kupa bu şehre gelecek ama kupayı almış bir takımın oyuncusu olmak, başarıdan başarıya koşmak. Orada bir vitrine çıkıyorsunuz. İstanbul gibi bir yerde, Türkiye'nin kilitlendiği bir noktada siz kendinizi kanıtlayacaksınız. Bu işin pazarı, sezonunda sonu. Evet. Yani bak bunlar da önemli. Yani kesinlikle. Doktor da neler biliyor neler, bak neler. Evet. Efendim, vali ataması yapıldı. Bugün de siz Vali Bey'e bir veda yemeği verdiniz Talas'ta. Birçok önemli isim de katıldı. Hatta size Sayın Vali ziyaret etti. İlk atamanın olduğu günün sabahı da siz Kayseri Valiliğine gittiniz. Bir kahve içtiniz Sayın Vali ile. Aynı günde Afyon'dan buraya gelen yeni valimize de telefonla görüştünüz. Önce Sayın Günaydın'ın morali nasıl? Şimdi bugün meclisimizde konuşurken... İsmini mi yanlış? Yok yanlış değil de ilk anda aklıma gelmedi. Çok heyecanlandım. Orada Mesut'a dedi siz daha yeni geldi dediniz. Dün bir bugün iki dedim daha evet. ortada. Bir gelsin bakalım Gökmen Çiçek valimize. Evet. Öncelikle tabii ki Kayseri'mize atanmasından dolayı tebrik ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Kayseri'mizin kültürüne uyan, uyum kültürü diye nitelendirdiğimiz kamu kurum kuruluşları, idari yetkililerimiz, yerel yönetimlerimiz, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız el ele, gönül gönüle bu şehri daha iyi noktaya taşımayı yönünde hep beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irade gösterir, gayret gösterir. Birbiriyle didişen değil, birbiriyle dayanışan anlayış içerisinde Kayseri'ye hep biz bunu vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz. Potansiyelize bir etki oluşturan, motive eden bizim bunlara ihtiyacımız var. Bugüne kadar olduğu gibi, bugüne kadar yapıldığı gibi. İnşallah Kayseri insanına, Anadolu insanına fırsat verilince ne güzel çalışmalar yaptığını, ne güzel kamuoyunda ses getirecek hizmetlerle ortaya çıktığını hep beraber gözlemliyoruz. Ben Sayın Valimize hayırlı olsun diyorum. Gelelim, evet. Sayın Günaydın, sanırım o biraz İzmir Aydın Muğla bekliyordu ama. Şöyle, şimdi bir konuşulanlar var, bir de ortaya çıkan durum var. Tabii gönlümüzde Sayın Valimizin daha iyi konum ve durumlarda hizmet etmesini arzu eder. Etmeyeceği anlamına da şu aşamada gelmez. Daha işin başındayız. Bu bir nöbet değişimidir. Sayın Şehmuz Valimiz olgun bir insan, deneyimli bir insan, gerçekten mazbut diye nitelendirdiğimiz bir insan. Biz bugüne kadar bir sürtüşmemiz olmadı. Belki zaman zaman, bak baba içinde konuşuyorum, pandemi döneminde kendileri mevzuat açısından biz de şehrimizin ticari boyutunu turizmdeki daha ileriye taşıma bağlamında ufak tefek beklentilerimiz olmuştur. Bununla ilgili karşılıklı görüşmelerimiz olmuştur. Onu da burada baba için söyleyeyim. Evet. Onun dışında hiçbir ne bir görüş tartma yani diyorsun. Karşı karşıya gelmede değil bu. Derken o mevzuat diyor biz de diyoruz ki ya biraz inisiyatif diyoruz falan.
o haklı olarak vaka sayısının aşağı çekilmesi yönünde hep gayret gösteriyor. Biz de diyoruz ki ya Kayseri kafası, zeka şey diyelim, ticari kafa, ya işte gelmiş turist falan filan bunları kayak merkezinde ne olur idare edelim, idare de ettiği zamanlarda oldu. Sağ olsun, biz kendisine teşekkür ediyoruz. Biz her zaman için dediğimiz gibi bu şehri her zaman daha iyi noktaya taşıma yönünde gayret gösteriyoruz. Evet, gece kararnameyle sabah civarında duydum ben, sabah namazı vakti. Siz valiye gidip bir kahve içtiniz. İçeriz tabii, yine içeriz, yine içeriz. Biz de ikram ederiz. Sayın Valimizi aradım. Müsaitseniz nereden geliyordum? Üniversitedeki bir etkinlikten. Önce üniversitede 8.30'da pediatriyle ilgili bir kongre vardı. Hatırlarsanız. Oraya katıldım, bir konuşma yaptım. Oraya katıldım. Evet. 8.30'daydı. Erken evet. Bir saatti o mesai kavramında. O dostlarla birlikte oldum. Bir doktor abileri, arkadaşları olarak. Sonrasında oradan çıktım. Gelirken dedim ki Sayın Valim yerinizdeyseniz kahve mi olur, çay mı olur, ne ikram ederseniz dedi. Tabii dedi, buyurun dedi. O kahveyi tercih etti. Biz de teşekkür ettik. 40 yıl hatır olsun dedi. Özel bir şey konuştunuz mu? Efendim özel ne konuşacaksınız? Ortada yani yapılmış bir tepkisi falan. Ya şimdi şöyle, refleks olarak insan doğasında vardır ama bunu karşılamayacak bir kapasitede insan değil. Yani rahatlıkla tolere edecek, karşılayacak ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli İçişleri Bakanımıza karşı hiçbir zaman bir tavrı tarzı olmaz. Bugün de kendileri de ifade ettiler. Aynı minvaldeki görüşmeler, konuşmalar. Belki gönlümüzden farklı geçen boyutlar olabilir bir idareci olarak. Evet. Farklı ama bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Men sabera zafera diyor. Ben buradan Sayın Valimize, o benden daha bu işlerde idari olarak deneyimli olabilir. Ben de bir abi kardeş mantığında men sabera zafera. Bu ne demek Muratcığım? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim inancımızda, kültürümüzde, Anadolu insanının dilinde pelesenk olmuş olan bir tabir. Evet. Sabredeceksin, başarırsın. Sabredeceksin, Cenab-ı Allah lütfeder, sana layıkını verir, daha güzel hizmetlere de vesile kılar. Bu demek. Men sabera, sabresin zafera. Olur. Buraya yazaz. Hiçbir kaybı önemli olmaz. Önemli bir mesaj bu. Her konuda, her konuda hepimiz sabredeceğiz. Evimize bir sıkıntı olur, oğlumuzda, kızımızda, eşimizde, dostlarımızda, komşumuzda. Men sabera, zafera. Sonuçta inanıyorum ki sabreden başarır, zafere erer. Zaten Asır suresinde biraz da şey verelim ya, bu ülke insanlığın her zaman birbirimize ihtiyacı var. Asır suresinde ne diyor? Bütün insanlık hüsrandadır. Ancak iman edenler, Allah'a şükür hepimiz müminiz, iman ediyoruz. Ameli salih dediğimiz güzel işler yapanlar, bu namaz olur, bu sadakayı cariye kabiliğinden yatırımlar olur vesaire, çalışmalar olur. Evine helalinden ekmek götürme ibadettir. O mantıkta. Ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr derken birbirlerine hakkı, doğruyu tavsiye eden ve sabrı tavsiye eden diyor. Biz dostuz, biz kardeşiz. Biz bu ülke insanları olarak birbirimize kenetlenmeliyiz. Birbirimize sabrı tavsiye etmeliyiz. Men sabere zafere diyen 40 hadisten biri diye nitelendirilen bu hadisi unutmamalıyız. Tüm felsefemizde yaşam boyunca. Sayın valimiz bu manada olan olgun bir insan. Ben kendisine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler ailesiyle, yavrularıyla, beraber çevresiyle ve inşallah güzel hizmetlere de vesile olsun isterim. O belki gönlünden ya da konuşulanlardan zaman zaman biz de takılıyorduk. Çünkü belirli bir 3 seneden sonra artık tayinlerde konuşulur. Doğru. Bu arada takılıyorduk bir araya geldiğimizde, değişik illerden valiye falan geldiğinde böyle takıldığımız oluyordu. Sayın Valim duyuyoruz Aydın, İzmir falan, Muğla gibi. Yani bunu rahatlıkla yapacak kapasitede bir insan. Hakkında hayırlısı diyorum ben. Bu konuya fazla takılmaz, takılacak bir insan değil. Değil diyorsunuz. Ben başarılar diliyorum. Bugüne kadar şehrimize yaptığı hizmetlerden dolayı da şehrin belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Benim adaylığımın açıklandığı günlerden sonraydı herhalde. O günlerde geldi. Kayseri'de ilk defa İlden bölgesinde, o zaman Melikgazi Belediye Başkanı'ydım. Emniyet birimimizin Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırdığımız, hatırlarsanız o binasının açılışını yapmış idik. Hatta gıyabına da ismini yazmıştım. Açılışa davet pozisyonda.
Memduh Büyükkırış ve Şehmuz Günaydın şeklinde valimiz ve başkan. Ve böyle güzellikleri paylaştık. Bakın pandemi sürecini yaşadık. 2 sene aşağı yukarı hiçbir zaman birbirimizin ayağına takılmadık. Sürtüşmedik, didişmedik. Şehrimizin çıkarı neyi gerektiriyorsa biz belediye başkanı olarak, o vali olarak o fedakarlıkları hepimiz yaptık. Ve bu süreçte sıkıntı oluşturmadan fedakarlığın azamisini yaptık. Her şey yani bence seviyeli, olgun bir anlayış içerisinde seyretti. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha güzel konum ve durumlarda kendilerini görmek isteriz. Çünkü tanıdığımız bir dostumuzun oralarda olması bizi güçlendirir. Yeni valiyi de aradınız telefonda, hayırlı uğurlu olsun dediniz. Dedik, ne konuştunuz efendim? Ne, size ne sordu ya da siz ne anlattınız? Efendim hayırlı uğurlu olsun dedik. O da sağ olasınız başkanım dedi. Ondan sonra inşallah çarşamba günü geleceğini ifade etti. Akşam galiba. Sanırım 9.30-10 gibi çıkacakmış diye duyuyoruz. Evet. Akşam üzeri işte herhalde buraya ancak gelir. Gelir. 4-5 civarında teşrif ederler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Afyon Valiliğinden sonra Kayseri Valiliği bir sucuk memleketinden bir başka sucuk memleketine gidiyor. İki sucuk arasında kaldı bu arada. Kalmaz. Sucukçular kazanır. Sucuklar mı kazanır? Sucukçular kazanır. Pastırmalar, pastırmacılar kazanır. Hiçbir mahsuru yok. Bunlar muhabbet evresiyle yani o manada ben inanıyorum ki o da gerçekten bu şehrin daha iyi noktalara taşınması için geldiği seviyeyi daha yukarıya taşıma adına gayretleri olacaktır. Başkanım, Kayseri'de valilik yapmak zor mu, kolay mı? Bunu Nihat Bey kulakları çınlasın, veda ziyaretinde veya veda konusunda bir paylaşımda bulundu. Hatırlarsınız, sen de belki vardın. Dedi ki Kayseri'de devletine valisi buraya saygılı bir yer, ya burada yapmak çok kolay dedi. Aynen senin bu dediğin ifadeyi kullandı. Devletine, milletine bağlı, valisine saygılı, burada görev yapmak kadar çok kolay bir şey var mı dedi. Bunu bir vali ki 6 sene kaldı burada hatırlıyorsan. Evet. Bu kadar uzun süre kalmış olan ve şehri en iyi noktasına kadar tanıyan bizden biri olan bir dostumuz, valimiz bu şekilde ifade ediyorsa Kayseri elbette ki valilerimiz için önemli bir merkez. Rahat edecekleri bir merkez ama rahatlık rehavete dönüşmemeli. Ha. Buna dikkat etmek lazım. Hepimiz için bu geçerli. Rahatlık rehavete dönüşmemeli. Daha iyi noktaya taşıma yolunda hep beraber gayret göstermeliyiz. Yalnız şu espri yapılıyor efendim. Başarılı valiler buraya geliyor. Daha sonraki atamada merkeze gidiyorlar diyorlar. Şimdi o kadarını ben bilmiyorum. Ama şu bir realitedir. Kayseri bir büyük şehir. Burada zorlanıyorlar mı acaba? 15. sırada nüfus itibariyle olan bir şehir. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi böyle bir büyük şehire elbette daha önce az ya da çok tecrübesi olan birini gönderirler. Direkt vali olacak birisini herhalde teamül gereği başarılı olarak gözüküyor. Göndermiyor. Buraya gelenler elbette ki Kayseri'nin başarıya her zaman endeksli bir şehir olduğundan kaynaklı. Gelenler de, gelecekler de, gidenler de şehrimize hizmet etmiş başarılı dostlarımız, valilerimiz. Sayın Başkanım çok sorum ama sanırım yarın Ankara'ya gideceksiniz. Birkaç soru daha soracağım. Çok Ankara'ya gidiyorsunuz. Bu harika bir şey. Motorunuz da buydu. Biz orada Kayseri işlerini takip ediyoruz. Yarın Ankara'da ne var? Önemli toplantı yarın var. Yarın Ankara'da belediye birliğimizin olağan meclis toplantısı var. Encümen seçimi var. Gündemimizdeki konularımızı ben de biliyorsunuz halen encümen üyesiyim. Yarın o mecliste bulunmam gerekiyor. Sabah gideceğim. İnşallah 10'da meclis. Öğleden sonra da nasip olursa çıkıp geleceğim. Bu arada birkaç gene görüşme yaparız yani. Bir öyle kolay kolay bir iş için gitmeyiz yani. Birkaç işi birden görür, görüşür, konuşur. O zaman hemen soruyu ulaştırmada travma yattı. Geçen hafta Hulusi Bey ile Hulusi Akar'la havalimanında da inceleme yaptınız. Buraya geldik. Havalimanı. Bu Bensin Kusman sanırım Ağustos, Eylül'de hizmete girecek. Sonbahara inşallah girecek. Harıl harıl devam ediyor. Talas hattığımızda yıl sonunda inşallah girecek. O da harıl harıl devam ediyor. İkisinin de ödemeleriyle ilgili ya da fiyat farklarıyla ilgili falan bir sorun yok. Seyrinde gidiyor. İkisi de deneyimli firma, işi bilen firmalar. Zaman zaman da biz de briefing arıyoruz.
Hatta zaman zaman Ulaştırma Bakanımızın görüştüğümüzde falan da ya da DHM ile görüştüğümüzde diyelim havalimanı falan, bak sizin adınıza buralardayız falan diye de böyle taklıyoruz. Sağ olsunlar onlar da abi kardeş mantığında bizleri seviyor, güveniyor. Bir talebimiz olduğunda da destek oluyor. Yeni raylar da alınıyor. Bu arada İpek Sarayı bölgesinde sanırım raylarda bir esneme var. İyileştirme çalışmaları mı yapılıyor efendim? Orada? İyileştirme çalışmamızı yapacağız. Evet orada. Bu da son derece önemli. Havalimanında zaten mağdur etmeden. Evet yani bu şeydeki Talas'taki çalışmayla birlikte olan bir koordine çalışma İpek Sarayı'nın orada yapılacak. Yani. AK Parti Genel Merkezi'nden geçen bir heyet geldi. Burada inceleme yaptı ve size şunu söyledi. Türkiye'de her belediye Kayseri gibi olsa bütçe disiplini, personel oranlaması ve imar uygulaması. Ben bütçe disiplininden gitmek istiyorum. Hatta bugün mecliste de Kaytur'daki sermaye artırımı gerçekleşti. Mesela az önce ulaşımdan bahsettiniz. Rakamlara baktığımız zaman yıllık 450-500 milyon ulaşımı siz esasında sübvansiyon yapıyorsunuz. Birçok alanda Büyükşehir Belediyesi sübvansiyon yapıyor. Şimdi şöyle, ulaşımdaki sübvansiyeyi bazı illerde AŞ şeklinde değil ulaşım birimi. Öyle olunca belediyenin bünyesinde gözüküyor. Personeli belediyenin bünyesinde, yakıt giderleri belediyenin bünyesinde, vergi gideri, sigorta primi vesaire neyse bütün harcamaları belediyenin bütçesinde gözüküyor. Öyle olunca da sanki desteklenmiyormuş gibi bir algı mevcut oluyor. Evet. Aslında AŞ mantığında olunca, ayrı bir kuruluş şeklinde olunca o zaman aynanız gözünüzün önüne şöyle saçlarınız dökülüyor ve orada görüyorsunuz. Bizim tabii ulaşım birimimizin yaptığı yatırımlar var. Dolayısıyla pandemi döneminde de epeyce bir mağduriyetimiz oluştu. Hatırlarsanız 40-50 bin yolcuyla, tabii. Yani 500 bin iken onda bir yolcuyla hatta biz daha ilerisini yaptık. Ayakta yolcu taşımayı değil, Türkiye'de. Onu başlattığımız gibi mevcut kapasitenin de yarısı kadar bir yolcuyla taşıma hizmetlerini verdik. Biz kilometrelere para ödüyoruz. Yani otobüslerimiz kilometrelerle 380 civarında halk otobüsümüz var. Bir o kadar kendi otobüsümüz var ve tramvay hattımız var. Şu anda bakın Kayseri'de 4.50 erişkin yolcu, 2.25 öğrenci, aktarma ücreti yok. 80 dakika içerisinde rahatlıkla her yere gidebilir ve tek biletle gider. Şimdi aktarma ücreti de olmayınca ayrı bir kazanım edin. Toplu bilet alırsa zaten onlar çok daha ucuza geliyor o yönüyle. Erken saatlerde binerse o da 3.75'e ayrıca çekiliyor. Bizim amacımız bu kamu hizmetini verirken fedakarlık yapmak, şehrimizin insanını bunaltmamak. Elbette diğer şehirlerdeki fiyatları da biliyorsunuz. Daha bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öğrencilere %40 zam yaptı. Ve ya da yapılan zammı veto etti, zam yapacağını ifade etti, indirim teklifini de veto etti. Şimdi öğrenciler tıkır tıkır bedava gezecekti veya binecekti bilmem neydi. İşte bu vaatler zamanında yapıldı. Şu anda da tam tersi bir uygulama yapılıyor. Hatta indirimli olarak taşıyalım denilenleri de protesto ediyor, veto ediyor vesaire. Ben bunu söylerken bir mukayese bağlamında söylüyorum. Yoksa o kendi ifadeleri, iradeleri, onların eksikliği bana bir şey kazandırmaz. Önemli olan ben ne yapıyorum'a ben bakarım. Ulaşım birimimize gerekli desteğimizi esirgemiyoruz. Çok şükür iyi bir noktada yeni araçlar alma yönünde de talep. Küçük araçlar mı alacaksınız? Evet, talimatım var. Gerekli girişimlerde bulunuyor arkadaşlarımız. Gerekli çalışmaları yapacağız. Biz malum 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran bir belediyeyiz. 25 aydır kredi almadan bütçesini yöneten bir belediyeyiz. Elbette ki diğer belediyeleri de 50'ye yakın belediye incelemiş olan bir ekipti. Kayseri'yi mukayese ettiler. Biz 51. şehirmişiz onların şeyinde. Evet. Burada gerçekten popülist politika güdülmediğini, yandaş politikasının güdülmediğini, reel bir çalışma yapıldığını, halkı kucaklayan bir yaklaşım olduğunu, bunları ben söylüyorum ama onların ifadesi. Umarım kamuoyu da bunu takdir eder, uygulamamız da bu doğrultuda. Bakın yandaş politikası gütmüyoruz dedim. Ben il başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sınavlarla ilgili mi? Tabii ki. Bu çok önemli çünkü. Sınav yok dedim. Noter huzurunda. Kriterleri taşıyanları noter huzurunda çekilişini yapacaksınız dedim.
1200 tane vatman için müracaat vardı. Ya da makinist diye. Siz noter huzurunda 75 vatman. Dedim ki 75 artı 75, 75 asıl 75 yedek noter huzurunda çekiliş yapılacak. Yani biz herhalde siyaset yapıyorsak o yandaş politikasını gütseydik bunları rahatlıkla değerlendirme şansımız olurdu. Ama vicdanen bu şehrin insanlarını ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, siyasi kaygıyla değil, kılığına, kıyafetine, şekline, şemaline bakmadan vicdanen kriterler taşıyorsa makinist olma kriterleri. Başka kriterimiz de yok ha. Öküz altında da buzağı aranmasın. Başka kriterimiz yok. Teknik kriter. Bunları taşıyorsa buyurun diyorum. Noter huzurunda. Bir de kaymaya da mı öyle? Kaymakta da aynısını yaptım. Ve sonrasında il teşkilatımız da bize teşekkür etti. İşte farkımız bu. Biz insanların hepsini seviyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Elbette süreçte ekonomik sıkıntılar olur, şunlar olur, bunlar olur. Dünyada olup bitenden hepimiz haberdar olmalıyız. Yani sadece ülkemizde değil, dünyada olup biten. Şimdi böyle bir süreçte biz birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Birliğin, beraberliğin her sıkıntının ilacı olduğunu anlayış içerisinde hareket etmeliyiz. Sayın Başkan, şimdi elektrik şirketinizde 40 kişi alındı. Yalnız orada Kayseri Üniversitesi'nde bir görüşme yaptınız. Onu İki defa 40 aldık. ÖSS mantığında yaptınız değil mi? Yani burada noter değil mi? Aynen, hayır. Orada daha mı farklı oluyor? Orada farklı oldu. Yine orada sıralama neyse ÖSS aynen sınavı boyutunda Kayseri Üniversitemizin değerli rektörüyle görüşmeler, protokol yapıldı ve biz hiç işin içine girmedik ve reel gerekli çalışma yapıldı ve iki sene aldık 40'dan 80'e. Alımlarda tavasut istendi mi? Tavasut ya yani torpil. Bakın tavasut derken elbette ülkemizde böyle bir kültür oluşmuş. Çünkü yani, herkes belediyede çalışmak istiyor. Yani kamuyu tercih ediyor. Evet. Yani seni diyelim Memduh Büyükkırıcı kim tanır? Diyelim ki işte şu tanıyor, ben ona bir söyleyeyim bakalım. Ya da işte bir ya siyasi ya efendim ekonomik durumu yoran ya bilmem tanınmış birini ya bir dostumuzu falan sizinle buluşturmaya böyle talepleri oluyor. Elbette ki bu işin doğasında var. Gelişmekte olan ülkelerde de bu tür sıkıntılar bazen zaman zaman olabiliyor. Biz işte bunları telafi etme adına kendi şehrimizde yetkimiz bağlamında ne yapabiliriz de kafa yoruyoruz. Öbüründe işin doğasında var diye ben buradan değerlendiriyorum. Ama bu demek değildir ki tavassut, arkadaş hak etmeyenin benim adamın mantığında al değil. Ya ben bunu tanıyorum, kişiliğime kefilim. Siz değerlendirin, liyakati var ise, etiketi, konumu, pozisyonu uyuyorsa yardımcı olun demektir. O tavassut da bir art niyetli, gayrimeşru bir yaklaşım gibi yorumlamamak lazım. Ben bunu da buradan ifade etmiş olayım. Bundan sonraki adımlar yine noter huzurunda sınavla mı olur? Tabii ki yani. Başka türlü olmaz. Bu şekilde yani olacak. Doğrusu bu. Kriterlerini taşıyor olması ve en önemlisi tarafsız bir adaletle muamele ederek hakkaniyet ölçüsünde liyakatı olan insanların orada değerlendirilmesi. Son soru, bütçe disiplininden bahsettik. Borç tamamen kalktı mı, var mı? Çünkü siz bayağı bir tasarruf da yaptınız. Efendim, borçla ilgili bizim hiçbir gündemimizde bu konu yok. Uzun vadeli olan, geçmişte alınan euro bazındaki bazı kredilerin daha 2036'ya kadar olan evet. Süreci olan var. Zamanı geldikçe bunları ödüyoruz. Onlarda hiçbir sorun yok. Şu anda günübirlik ödenmesi gereken ya da zamanı geldiği halde ödenmemiş hiçbir borcumuz yok. Çok kıymeti harbiyesi olmayan 300 civarında, 400 civarında yani girer çıkar olur. Hak edişler gelir artar, hak edişler ödenir düşer. O mantıkta bir şeyimiz var, ödeme planlarımız var. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Kredi almadan süreci yönetiyoruz. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten bir bereketin içindeyiz. Cenab-ı Allah'a ben şükrediyor. Lütfuna mazhar olmanın elhamdülillah. Su, elektrikte bugün KASKİ Genel Kurulu yapıldı. Herhangi bir şey var mı efendim? Şimdi KASKİ Genel Kurulu 6 ayda bir yapılması evet. Gereken bir genel kurul. Meclis üyelerimiz zaten genel kurulun üyeleri. Muhtat yapılması gereken bir çalışma. Herhangi bir zam falan yapmamız söz konusu değil. Orada belki bir kar oranına düştü galiba. Sübvanse mi? Gene çünkü siz bayağı orada da şey yaptınız. Şimdi, halk yararına. Şöyle, malumunuz köylerde su fiyatları 40 kuruş, 50 kuruş, 60 kuruş evet. O civarlarda. Bir tonunu anlatıyorum, bir ton. Yani bir litre falan değil. Bir litre su herhalde piyasada 2 lira, 3 lira yani. Bizim suyumuz hem içilen su hem kullanılan su. Su fiyatlarının içerisinde
Murat Bey, hem ÇTV var, çevre temizlik vergisi var, hem katma değer vergisi var, hem de altyapı şeyi var, payı var. Şimdi bütün bunları eklediğinizde su fiyatı ister istemez kabarık gözüküyor. Ama bazı büyük şehirler internet sayfasında yazarken salt su fiyatını yazıyor. Öyle olunca diyelim ki benim köylere verdiğim su 40 kuruşsa bu dediklerimi ekleyince 60 kuruş oluyor. 60 kuruş sanki çok bir rakam gibi görünüyor. 60 kuruş zaten bir şey değil de. Ya da öbürü su fiyatımız diyelim ki 5 civarındaysa bu defa bunlar eklediğimizde 7.58 civarında bir rakama ulaşmış oluyor. Sanki su fiyatlarında bir anormal yükseklik varmış gibi yorumlanıyor. Ama bizim bütün büyük şehirler içerisinde bizim kaldı ki suyumuz Erciyes Dağı'ndan süzülüp 15 sene sonra o suların adeta içilir hale geldiği ve bizim derin sondajlarla çıkartıp ondan sonra da elektrikle o sondajda çıkıp sonrasında da dağıttığımız bir içme suyu ve kullanma suyu olduğunu hatırlamamız lazım. Suyumuzun kalitesi bağlamında ben bunu vurguluyorum. Öbürlerinin ki çoğu baraj suyu. Dolayısıyla buna rağmen mukayese ettiğinizde 17. sıradayız su fiyatları sıralamasında. Bu enerji elektrik 30 faturası, büyük şehir içerisinde. 30 büyük, elektrik faturası olsa zaman zaman farklı algılar da yapılıyor. Şimdi elektrik suyla olan harcama konusunda mı? Elektrik faturalar işte deniyor ki ya şu kadar kesti Kayseri elektrik şirketi. Ha. Kayseri orada bir maalesef şeye yükleme yapılırken elektrik Kacetaş'ın yaptığı oraya verdiği bilgiler yanlış olarak yüklenmiş. Sonrasında bakanlık düzeltti ve bu açıklamadan dolayı da mağduriyetimizi giderdi. Bizim gerek kayıp kaçak bağlamında hem suda hem elektrikte ve bu konularda adeta Kacetaş her zaman ya bir numara ya iki numaradır. Yani en verimli şirketlerden birisidir. Bu açıdan birilerine yeter ki malzeme çıkmasın. Maşallah alıyor yere düşüyor yola vur. Yani. Çetinarlık yapmıştı açıklamayı. Kimse bilmiyor. Yani ismini zikredip de burada... Yanlış mı o şey olmuş efendim? Tabii ki yanlış olmuş. Sonra düzelttik ve gönderdik kendilerine. Evet. Ama maşallah yeter ki malzeme olmasın. Ya bir lütfedip açıp da sorma şeyinden neymiş resmi şeyde işte böyle yazıyormuş. Olabilir. Onun yazıyor olması illa doğru olduğu anlamı. Yani bazen yanılma oluyor, kayma oluyor, bilmem ne oluyor. Düzeltmesini yaptık ve o konuyu da geçtik. Kayseri'de biz pandemi döneminde hatırlarsanız kimsenin elektriğini kesmeyeceğiniz diye, evet, kimsenin suyunu kesmeyeceksiniz diye talimatlar yağdırdık. Ve bu konuda da gereken fedakarlığın azamisini yaptık. Ama bunlar oluyor. Biz bunlara takılmıyoruz. İşimizi doğru yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz. İnşallah bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Yarın Ankara'da önemli bir görüşme yapacaksınız. Ama bir şey daha var. 19 Mayıs Gençlik Konser bir var değil mi? Var. Gençlerimizin bayramını kutluyorum. O gün akşam inşallah Özgün galiba. Spor AŞ'mizin ekibiyle birlikte 19 Mayıs'ta. Önemli bir etkinlik yapacak Kayseri. Evet. Kayseri'den başlayacağız. Meşalelerimizi yakacağız. Cumhuriyet Meydanı'na yürüyeceğiz. Gençlerimizle buluşacağız. Genç olanlar ve kendini genç hissedenler bayraklarını eline alacak. Özgün'ü dinlemek üzere Cumhuriyet Meydanı'na gelecek. Hepsi bu kadar. Ayrıca bisikletle ilgili gösterilerimiz var. Var. Bizde etkinlik çok. Gençler gelsin. Ama 19 Mayıs'ın akşamında mutlaka gençlerimizi o etkinliğe bekliyoruz. Konser nerede efendim? Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı'nda Özgün konser 19 Mayıs'ta. Evet. Buradan sizin vasıtanıza da davet etmiş olalım. Burada gençler Çanakkale'de size mesaj atmışlar. Kariyer günlerinde söz verdi. Sözünüzü şimdi... Ya başkan işte gidiyor kariyer günlerinde. Gençler de bunu değerlendiriyor maşallah. Maşallah diyoruz çünkü Çanakkale bilinciyle yetişen o gençler ben alnından öpüyorum. Biz onlar için ne yapsak az diyorum. Bu konuda elbette ki desteklemeliyiz. Gerekli yerlere göndermeliyiz. Ben burada yani firma ismi vermek için konumluyum da bize bu konuda destek olan firmalara da ayrıca teşekkür ediyorum. Lazım. O gençler yani, ne güzel gitmiş böyle. Size de mesaj atmışlar. Çanakkale geçilmez işte böyle ecdadımızın, evet,
o ruhla. Mesela bir dinleyebilir miyiz genç kardeşimizi? Yüzüyle bizleri Çanakkale Şehitliği'ne gönderen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. Hepsi bu kadar. Evet, böyle mesaj. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Çok sözün sağ olun. Üzerine söz olmaz artık yani. Olmaz diyorsunuz. Çok sağ olun. Diğer haberlerle devam edelim Sayın Başkan'ı uğurlarken.